Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Hocalarım, şunu biliyor musunuz? Mehmet Ceyhan'ın 2000'li yılların başında ya 2003 ya da 2006'da bir makalesi var. Bu Covid patladığında ben o Mehmet Ceyhan'ı tanımıyordum, açık söyleyeyim. Ben İngiltere'deki... Kim tanıyordu ki? İngiliz tıp dergilerinde yayınladığı makalelerden şimdi tanıyorum. Çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Evet. Çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Mehmet Ceyhan'ı referans vererek ben Akit TV'de galiba Mart ayıydı. Yani geçtiğimiz senede bir yazı okudum, makale. Makalede ne yazıyordu biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Mehmet Ceyhan Hoca diyor ki makalede, çok yakında diyor Çin merkezli büyük bir salgın çıkacak. Daha var bu konuda. Yine Mehmet Ceyhan'ın bu salgın ilan edildiğinde söylediği ilk sözlere dikkat kesilelim. Buyurun. Etkili bir aşımı insanlara işte uygulanıp bunun yapılabilmesin için gerekli süre 3 yıldan aşağı oldu. Hı hı. O zamana kadar benim düşüncem, o zamana kadar bu virüs zaten mutasyona uğrar ve salgın etkili bir aşımı. Salgın biter diyor, devamında. Mehmet Hoca diyor ki, ayılana limon, ayılana gazoz. Ne oldu? Mehmet Hoca'nın fikrini ne değiştirdi bir anda? Acaba kendisine sormak lazım. Ateş Karan'ın fikrini ne değiştirdi? Yani 3 senede anca bulabiliriz, o zamana kadar da salgın biter. Ateş Karan'ın kendisinin Ankara'da genetik şirketi vardır. Aa, işte görüyoruz o zaman neyi değiştirdi.